Merhaba sevgili teraziler ve yükseleni terazi olanlar, Şubat ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, evet Ocak sonunda doğan Kova yeni ayının etkileriyle başlıyoruz Şubat ayına ve ay ortalarına kadar da Kova yeni ayının etkileri devam edecek. Kova sizin 5. evinizi yönetiyor ve burası aslında sizin için çok daha eğlenceli bir alan. Yaşamdan daha fazla zevk alabileceğiniz konulara işaret ediyor. Güneş ayın 18'ine kadar bu alanı aydınlatacak. Sosyal hayatınız tabii ki hareketlenebilir. Ayın 7'sinde Merkür'ün de Kova burcuna geçişiyle beraber özellikle sevdiğiniz kişilerle daha fazla bir araya gelebilirsiniz. Arkadaşlarınızla bağlantılarınız artabilir. Arkadaşlarınızla grup halinde yapacağınız organizasyonlar, partiler, davetler gündemde olabilir. Çocuklarınızla ilgili konular da hareketleniyor tabii ki. Çocuklarınızla ilgili bazı keyifli gelişmeler olabilir. Onların eğitimiyle ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz ve onlarla beraber yapabileceğiniz aktiviteler de yine ay içerisinde gündemde olabilir. Evet, Venüs Koç burcuna geçecek hemen ayın başında, ayın 3'ünde. Koç burcunda Venüs çok rahat değildir ama sizin 7. evinizde olacak. Yine ilişkiler alanınıza ilerliyor. Bu zaman zaman eş ve partnerle olan ilişkilerinizde biraz mücadeleler getirebilir. Çünkü Mars da ay boyunca Koç burcunda. Rakiplere dikkat edin. Bu ay iş hayatınızda veya özel hayatınızda rekabet içeren koşullar olabilir. Zaman zaman mücadele etmeniz gerekebilir. Ancak Venüs'ün açısı sizi orada destekleyecek gibi görünüyor. Sosyal etkileşimlerin yoğun olduğu bir ay. Gerek iş gerek özel hayatınızda çok fazla kişiyle tanışabilir, bir arada olabilirsiniz, konuşabilirsiniz, görüşebilirsiniz. Yeni tanışmalar da tabii ki olabilir bu dönemde. Eş ve partnerinizle yine ilişkileriniz bu ay oldukça yoğun olabilir. Ayın 25'ine kadar Merkür Kova'da, ayın 25'inden sonra Balık burcuna geçiş yapacak. Ay sonunda biraz daha hani iş odaklı olabilirsiniz, işi daha fazla düşünebilirsiniz ama ayın ilk döneminde özellikle sosyal hayatınız, çocuklarınız, aşk yaşamınız sizin için öncelikli olacak gibi görünüyor. Burcunuzdaki Jüpiter, Eylül'den bu yana terazi burcundaydı ve ayın 6'sında retro harekete başlıyor. Eylül'den bu yana size neler getirdi, hayatınızda ne gibi şeyler kattı? Jüpiter retro hareketindeyken şimdi bunları bir gözden geçirebilir, değerlendirme fırsatı bulabilirsiniz. Jüpiter içe dönme ve içsel gelişim, ruhsal gelişim alanında da bu dönemde sizi destekleyebilir. Biraz böyle bir şeydir sindirme dönemi. Yani Jüpiter'in size verdiği olanakları bu dönemde sindirebilirsiniz. Ve Jüpiter tekrar ileri döndüğünde bunları en iyi şekilde tekrar hayata geçirebilirsiniz. Evet, iki tane tutulmamız var bu ay. İkisi de çok önemli. Ve aslında tutulmalar hayatımızı şekillendiren önemli dönüm noktalarını işaret eder. Ve doğum haritalarımızda da temas ediyorsa, özellikle kişisel gezegenlerimizde önemli temasları varsa bizim için çok daha kadersel etkiler taşıyabilir. Ayın 11'inde 22 derece Aslan Burcu'nda ay tutulması meydana gelecek. Aslan Burcu sizin 11. eviniz. Aslında ay tutulmaları biraz böyle sonuç alma dönemleridir. Çünkü ay dolunay fazındadır. Bir şeyler görünür hale gelir. Gizli olan konular açığa çıkar. Yarım kalan konular tamamlanır. Daha önceden başlamış olan bazı işlerimiz, girişimlerimiz de sonuç verir. 11. ev hayaller, dilekler, umutlar evi. Aslında 11. ev dolunayları şanslıdır. Çünkü burası bazı hedeflerimize ulaşabileceğimizi işaret ediyor. Jüpiter'den de güzel destekleri var bu tutulmanın, Satürn'den destekleri var. Belki de daha önceden başlamış olduğunuz bir eğitim, iş hayatınızla ilgili bir proje. Şimdi bunların sonuç aldığı bir dönem olabilir. Ve elde edeceğiniz bir başarı örneğin, bir ünvan alabilirsiniz, statünüzde bir gelişme olabilir, toplum önünde dikkat çekebilirsiniz, kendinizi elde ettiğiniz bu başarıyla alabileceğiniz ödüllerle daha gururlu hissedebilirsiniz, özgüveniniz artabilir. Keyifli bir dönem, aşk hayatınızla ilgili yine güzel gelişmeler olabilir çünkü Aslan aşk burcu, aşk hayatını da işaret ediyor, ilişkilerinize vurgu yapıyor. Çocuklarla ilgili yine çocuk burcu aynı zamanda hamilelik gibi bir beklentiniz varsa, çocuk sahibi olmak istiyorsanız yine Aslan tutulması bu konulara da vurgu yapıyor. Sevgili teraziler, doğum haritanız da destekliyorsa rahatlıkla bunlarla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Etkileri 1,5 ay yoğun olarak hissetmeniz mümkün.
Ay sonunda ise 26'sında 8 derece balık burcunda bir ay güneş tutulması var. Bu bir yeni ay. 6. evinizde doğacağı için iş hayatınıza ve mesleğinizle ilgili konulara işaret ediyor. 6 aylık bir dönem etkileri yoğun olarak devam edecektir önümüzdeki Ağustos ayına kadar. Bu dönem özellikle balık temalarını iş ve meslek hayatınızda biraz daha yoğun yaşayabilirsiniz. Örneğin medya ile ilgili, yayıncılıkla ilgili veya televizyonla ilgili işler olabilir, işinizle bağlantılı. Sanatsal yaratıcılığınız, ruhsal, spiritüel yanınızı değerlendirebileceğiniz, yeteneklerinizi gösterebileceğiniz olanaklar olabilir. Sağlıkla ilgili konulara da vurgu yapıyor. Günlük alışkanlıklarınız, sağlığınız, diyetiniz, bunları gözden geçirebilir, yenilikler olabilir. Bazılarınızda bir sağlık sorunuyla ilgili düzenli bir ilaç kullanımı örneğin, artık bu tutulma etkileriyle yaşamanıza dahil olabilir. Çünkü Neptün etkisi, Merkür etkisi, tutulma etkisi belki de hani kronik bir rahatsızlık nedeniyle sizin için düzenli bir ilaç desteği almanız gerekebilir. Böyle bir tedavi programı gündeme gelebilir sevgili teraziler. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın.